Herkese merhaba, Sarısıya kanalına hoş geldiniz. Sümerler dünyada ilk kez okul açan medeniyettir. Onların geliştirdiği okul sisteminin temel prensiplerinin çoğu günümüzde de geçerli. Sümerler yazıyı bulmadan önce çocuklar aile büyükleri tarafından eğitilirdi. Bu sebeple eğitim sözlü olarak verilirdi ve ailenin bilgi düzeyiyle sınırlıydı. Erkek çocukları avlanma, yiyecek toplama ve saldırganlardan korunma gibi güç gerektiren işler, kızlara da ev işleri öğretilirdi. Ayrıca ailedeki yaşlılar, çocuklara efsaneler, ilahiler, şiirler ve bilmeceler ezberletilip bazı pratik bilgiler aktarılırdı. Milattan önce 3200-3100'de krallar da sarayın hazine ve ambarları için kayıtları yazılı hale getirme ihtiyacı duydu. Sümerler yazıyı bulmadan önce sarayın ambarına giren ve çıkan malların kaydını tutmak için rakamları icat etmişti. Kilden yapılan farklı şekillerdeki küçük madalyonların üzerine çizilen işaretler farklı sayı ve ürünü belirtirdi. Mesela üzerinde artı işareti olan yuvarlak madalyon bir koyun, dört madalyon ise dört koyun demekti. Daha sonra rakamlar ve malın cinsi bağımsız hale getirilerek yazının keşfine giden adım atıldı. Yazı önceleri Mısır hiyeroglifleri gibi basit resimlerden oluştu ve avuç içi büyüklüğündeki yassı kil çamur üzerine yazıldı. Islak kile yazı yazmak için ucu üçgen şeklindeki kamış kalemler kullanılırdı. Bu sebeple resimlerdeki yuvarlak hatlar ard arda 2-3 üçgen ile yapılıyordu. Resimli yazıdaki bu zorluğu Sümerler bir avantaja çevirdi ve resimleri giderek basitleştirdiler. Böylece Mısırlılar gibi bir objenin tam resmini değil, sembolik yani soyut resmini çizerek kalem basma sayısını azalttılar. Bir süre sonra bu sembolik resimleri sıradan insanların anlaması imkansızlaştı ve sadece kayıtları tutan memurlar mesajı anlar hale geldi. Ardından bu memurlar ilk alfabenin temelini attı ve Sümerler'de yazıyı bulan ilk medeniyet oldu. Yeni videoda görüşmek üzere.